630'dan devam ediyoruz. Hakkın cebrinden agah isen feryadın nerede? Cebbarlık zincirini görüşün, cebbarlık zincirini görüşün hani? Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Hapiste esir olan nasıl hürlük eder? Eğer ayağını bağladıklarına başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsan, gayrı sen de acizlere çavuşluk etme. Çünkü bu vazife acizlerin huyu ve tabiatı değildir. Madem ki görmüyorsun, Allah'ın cebrinden bahsetme. Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi? Hazreti Pir Mesnevi'de genel olarak akaidi meseleleri de işler. Mesnevi sadece tasavvufla alakalı bir şey değildir. Mesnevi'de fıkhi meseleler de vardır. Akaid ve kelamla alakalı meseleler de vardır. Bu noktada mezheplerle, meşreplerle de alakalı meseleler vardır. Bunları genel olarak Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir hikayeyle anlatır. Burada da hakkın cebrinden agah isen, yani normalde agah olmak, kurtulmak değil mi hocam? Evet hocam. Burada hakkın cebrinden agah isen, feryadın nerede dedi, yani hakkın cebrinden kurtulduysan neden feryat ediyorsun diyor. Değil mi? Evet. Yani eğer normalde hakkın cebriyetçiysen, hakkın cebri de sana ulaştıysa ne bağırıp çağırıyorsun ki hastayım diye inliyorsun, yokluk var, zorluk var, sıkıntı var, dert var, problem var, hanım şunu dedi, adam bunu dedi, çocuklar böyle yaptı, patron şunu dedi, işte başıma şu geldi de böyle olmasaydı da şöyle olmasaydı, bu feryadın ne? Madem ki her şey onun cebrinde tecelli ediyor, onun cebrinde tecelli ediyorsa herhangi bir şeyden şikayet etmemen lazım. Herhangi bir şeyden feryat figan etmemen lazım. Tabi cebriye dinin içerisinde akaidi olarak ayrı bir grup oluşmuş, hizip oluşmuş. Hani bazen anlatırız ya, cebriyeciler var, kaderiyeciler var, mütezile var, ondan sonra şia var, ondan sonra hurufiler var. O İslam dünyası çok kalabalık bu noktada. Hani ümmetim 73 fırkaya bölünecek, 72 delalette birisi fırkayı naciyedir demiş. O yüzden o fırkaların içerisinden bir sürü var. Burada cebriye bir şeyin, bir kimsenin kelam olarak karşılığı. Bir meselede kendi iradesinin olmayışı. Cebriye. Mesela kalbimizin atması. Kendi irademizde değil. Hastalandırırsak kendimizi, o zaman kendi kendimize zulmetmiş olduk. Ama normalde mesela bizim elimiz kolumuz makina gibi değil. Bunlar elimizi kolumuzu oynatırken mesela irademizle kullanıyoruz. İnsanın üzerinde cebriyenin hükmü de var veya kainatta cebriyenin hükmü de var. Ama aynı zamanda da insanlar üzerinde iradenin de, cüz-i iradenin de hükmü var. Ehli sünnet böyle düşünüyor. Ama öbür türlü normalde insan üzerindeki cebriye ile alakalı hadiseler var mı? Var. Saçının büyümesi cebri. Kaşının büyümemesi cebri. Saçı büyüdü, kaşı büyümedi. Cebri. Veya başka bir yerinde değişik böyle saç gibi çıkmadı. Cebri. Kolumuz, saçlarımız gibi değil. Cebri. İnsan üzerinde. Ama normalde kendi fiiliyatımız var. O ayrı. Onun üzerinde yaratma Allah'a ait. Ehli sünnetin düşüncesi. Onu isteme, kesbetme kulun kendisine ait. O yüzden normalde bu noktada cebri dediğimizde o kulun ihtiyarının
hiç olmayışı. Cebriyetçiler onu çünkü kendilerince savunuyorlar. Ve bunu da savunan Ceh bin Safvan. Tarihi bir not, onu da düşmüş olalım. Bunlar kendilerince insanları tabiri caizse bir cansız varlık, bir makina gibi görüyor. O cansız varlık, makina gibi gördüğü şey, Cenab-ı Hak onun üzerine ne cebrettiyse onu yapıyor. Cennetlik olan cennetlik yapıyor, cehennemlik olan cehennemlik yapıyor. Ve cehennemlik yapan bir kimsenin cennetlik olması mümkün değil. Bu kendilerince onlar buna inanmışlar. Tabi bunun karşılığında da, cebriyenin karşılığında da kaderiye mezhebi var. Kaderiye mezhebinde de kullar normalde fiillerinde ondan sonra kendileri yapıyorlar. Onlar da kendi fiillerini kendileri yaratıyorlar. Kaderiyede de bu var. Ama ehl-i sünnet bunun ikisinin ortasında. Ehl-i sünnet İmam Maturidi, yani İmam-ı Azam'a göre biz fiiliyatın üzerine iki kuvvet var. Bunu hep anlatıyorum ya. Birisi kulun onu istemesi, Allah'ın da onu yaratması. Bu da makul meselelerde, makul durumlarda. Kulun da bu hürriyeti sınırlı. Bu hürriyet sınırsız değil. Yani siz kalkıp da ben şuradan yıldızı uzanacağım, onu elime alıvereceğim derseniz Allah onu da yaratır mı dediğinde yaratır ama onu becerip beceremeyeceğiniz ayrı mesele. Kulun da bu hürriyetini, yani bu cüz-i iradesinin sınırı var. Kulun cüz-i iradesinde kulluk dairesinde, insan dairesinde sınırı, sınırlı ve sınırı belli. İşte Hazreti Pir diyor ki bu noktada, eğer hakkın cebrinden agah isen feryadın niye? Madem ki sen cebri noktada duruyorsun, neden feryat ettin olumsuzlukların karşısında? Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Madem ki sen komple zapturapt altındasın, bir zincir altındasın, Allah'ın cebri altındasın, neşelenmemen gerekir. Hem feryat etmemen gerekir, hem de neşelenmemen gerekir. Çünkü sen acı, sıkıntı görünce feryat ediyorsun, tatlılık, yumuşaklık, muhabbet görünce de neşeleniyorsun. O zaman senin bu duygulardan arınmış olman lazım. Hapiste esir olan nasıl hürlük eder? Yani madem ki cebriyetin içindesin, hapis gibisin. Hapis olan kimse nasıl hür gibi davranacak? Hem ağlıyorsun, üzülüyorsun, hem seviniyorsun, neşeleniyorsun. Eğer ayağını bağladıklarının başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsa, gayri sen de acizlere çavuşluk etme. Madem ki senin başında bela, musibet, sıkıntılar var veya birisi geldi sana sataştı, sen onu kendince cebriyetten bu, bunu Allah bana musallat etti diyorsan, o zaman senden aciz olanların başına sen neden ahkam kesiyorsun, sen neden onları tartışıyorsun, onları bağırıp çağırmaya çalışıyorsun, çavuşluk etme diyor. O zaman sen kendinden kuvvetli olan kimse olunca bunu Allah bana gönderdi diyorsun. Orada cebriye koşuyorsun. Kendi günahını görmüyorsun, kusurunu görmüyorsun, hatanı görmüyorsun. Bunu Allah gönderdi bana diyorsun. Yani başına bir kimse sana zulmederse, o zulmeden kimseye ben zulmettiğimden dolayı benim başıma bir zalim gelmiştir diye düşünmüyor. O zulmedeni bana Allah gönderdi diyorsun. Yani cebri olmuş oluyor. Ama sen de zulmediyorsun bir başkasına. Yani sen de çavuşluk edip bağırıyorsun, çağırıyorsun, kavga ediyorsun. O zaman normalde senin başına birisi bir bela, bir müsibet, bir sıkıntı geldiğinde onu cebriyetten bildin ama senden sudur edeni cebriyetten bilmedin. O zaman senden sudur eden de cebriyetten olması gerekiyor. Çünkü bu vazife acizlerin huyu ve tabiatı değildir. Yani normalde birilerine sen ahkam kesiyorsan, çavuşluk yapıyorsan bu acizlik değil. Bu acizlerin huyu da değil. O zaman birisinin başına neden cebelleş oldun ki? Madem ki görmüyorsun, Allah'ın cebrinden bahsetme. Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi? Madem ki sen cebriyeti görmedin, cebriyeti anlamadın da bu konuda körsün,
Ama madem gördün de iddia ediyorsan, şu gördüğün Cebre'yi bize anlat. Böylece Hazreti Pir Cebriye taifesini ne yaptı? Aldı, alaşağı etti. Vurdu yerden yere. Cebriyecilik bu noktada ne oldu? Gitti. Hangi bir işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görürdürürsün. Bir şeye meylin var, meylin olduğu, canının istediği, gönlüne hoş gelen bir şeye karşı sen kendince kendini kudretli görüyorsun. Neden? Çünkü oraya meylin var senin. Sen normalde İzmit'e gelmeyi kendince meylin var, İzmit'e gelmeyi sana kolay geldi, hoş geldi. Ama İzmit'e gelmek sana zor gelmiş olsa, sen şöyle diyeceksin. Allah bana nasip etmedi. Cebriye'ye koşacaksın gene. Demeyeceksin ki, bu benim vazifem değil. Ben gitmem lazım. Kendince, biz öyle deriz ya, toplumun %90 öyle değil midir? %90 öyledir. Bir şeye gitmeye canı istemez, nasip olmadı canım. Allah yazmamış. Demez ki ben gayret etmedim, ben istemedim, ben buna koşmadım, ben bunun için çalışmadım demez. Yani çalışmamış, bu kadarmış nasip. Ya ne alakası var, çalıştın mı? Hayır. Ya gitseydin, çalışsaydın, mücadele etseydin. Adamlar devamlı ilaç atıyorlar. İlaçlar bitti mi? Bitmedi. Bitmedi mi daha? Yine her gün atılıyor mu? Her hafta efendim. Her hafta atılıyor. Siz ne normalde ya nasip bu kadarmış demiyorsunuz o zaman. Çalışıyorlar. Nasip bu kadardı demek yok. Koşmak lazım. Onu diyor. Hangi işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görürsün. Ona meyil ediyorsun çünkü. Onu istiyorsun. Kendini o konuda kudretli görüyor. Hangi işe meylin ve isteğin yoksa bu Allah'tandır diye kendini cebri yaparsın. Bir şeyi de istemiyorsan, bir şeyin de peşine koşmak istemiyorsan dersin ki ya yani bunu ne yapalım, bu da Allah'tan yani. Yani koşmana gerek yok, böyle istemiş. Aradın mı? Yok. Hani arayan bulur var ya. Tabi o hadisi kutsi bir kısmı kabul etmiyor. Nefse zor geliyor çünkü bu. Arayan bulur. Bulan tanır. Tanıyan sever. Aradın mı? Yok. Oturmuş bacak bacak üstüne atmış, mürşidi kamil bekliyor. Oturmuş bacak bacak üstüne atmış. Sonra sordum, kaç tane şeyh tanıdın dedim ben. Bir hayli tanıdım dedi. Ama bizim nasibimiz yok dedi. Elini omuzuma koydum. Ha bak bu doğru işte. Böyle baktı. Nasıl yan dedi. Sen onca şeyh tanımışsın dedi. Ve şeyhlerin hepsinde bir kusur görmüşsün dedi. Sen onca tanımış olduğun şeyhlerde kusur gördüğün için dedim. Allah'ın velilerinde kusur gördüğünden asla sen dedim bir şeyhe intisap edemezsin. Çünkü Cenab-ı Hak dedim senin kalbini karartmıştır. Sen dedim hep onların kusurlarını araştırdın çünkü dedim. Sonra muhabbet ediyoruz. Filanca efendi var. Maşallah. Ne zikrederdi? Hep ağız oynardı. Hacı ders alaydın ondan tamam. Nasip değil Mustafa'cığım. Anlatıyor. Çorum Hacı Mustafa Efendi de görmüş. Dedim ya ne ders almadın Mustafa Efendi'den? En son dedi, nasip değil Mustafa'cığım. Ya onu da nasip değil deyince attı artık benim. Yandı teller. Haklısın dedim ya. Nasip değildi. Sen oncasından kusur bulmuşsun, sana nasip olmaz artık dedim, çaresi yok. Şimdi bir şeye bizim meylimiz yoksa, isteğimiz yoksa, bizim hemen biz işi ne yaptık? Allah'tandır diye kendimizi cebri yaptık. Peygamberler dünya işinde cebridirler. Kafirler de ahiret işinde. Bir cebri olanlar var. Bu ne? Peygamberler dünya işinde cebridirler. Bu ne demek biliyor musunuz? Peygamberler ölçü olsun diye
dünya işleriyle ilgilenirler. Daha doğrusu ilgileniyormuş gibi yaparlar. Eğer dünya işleriyle ilgilenmemiş olsalardı, Hazreti Davud demircilik yaptı, kimisi işte çobanlık yaptı, ne bileyim kimisi alışveriş yaptı, ticaret yaptı. Eğer onlar dünya işleriyle ilgilenmemiş olsalardı, geriye böyle bir ölçü kalırdı. Bu sefer inananların hiçbirisi de dünya işleriyle iştigal etmezlerdi. Onlar dünya işlerine karşı neler? Cebriler. Mecbur tutuyorlar kendilerini. Bir işleri olması lazım. Ben bütün kardeşlere ne diyorum? Bir işiniz olacak sizin diyorum. Cebri bakın bu. Adam bir işi olacak. Bu rızık oradan geliyor demek değil bu. Aynı vaziyette veliler de cebridirler. Bu manada. Onlar da normalde bir işle iştigal ediyormuş gibi görünürler. Peygamberler bunda kesin kes cebridirler. Veliler de böyle cebriymiş gibi görünürler. Onlar da böyle işte bir işin ucundan tutuyorlar, bir iş yapıyorlarmış gibi görünür. Kafirler ise ahiret cebridirler. Kafirler de ahiret işinde cebridirler. Yani normalde kafirler de hiç dünya işine uğraşmak, hiç ahiretle alakalı namazda, abdestte, oruçta inanmaydı. Onları kendilerine uygun görmezler. Onlar da hiç bu tip meselelerle uğraşmak istemezler. Onlar da o noktada cebridirler. Peygamberlerin ahiret işinde ihtiyarları vardır. Cahillerin de dünya işinde. Peygamberler ahiret işinde ihtiyar sahibidirler. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya Mahmud. Daha fazla sevmek, daha fazla aşık olmak, daha fazla koşmak, daha fazla hakkın emirlerini yerine getirmek. Bu peygamber mesleğidir. Peygamberler ve peygamberlerin izinde gidenler ahiret işlerinde ihtiyar sahibidirler. Daha fazla oruç tutmaya çalışırlar. İhtiyar sahibi oldukları için karşılığında fazlaca sevap alırlar. Ahiret ve cennet sevabı alırlar. Çünkü ihtiyar sahibidirler. Bugün siz buraya gelirken ihtiyarınızla geldiniz. Cebri değildi gelişiniz. Kendi ihtiyarınızla geldiğinizden dolayı sevap alacaksınız. Cebri geldiğinizden dolayı değil. Oysa cahiller, yani normalde Allah'ı bilmeyen, Resulullah'ı bilmeyen, din yolunda yürümeyen kimseler de dünya işinde ihtiyar sahibidirler. Onlar ahireti kendi elleriyle itmişler, ahireti kendi elleriyle sırtlarını dönmüşler. Dünya işinde neyin nasıl olacağını ne yaparlar? İhtiyar sahibidirler. Çok iyi koştururlar. Zira her kuş kendi cinsinin bulunduğu yere gider. Kartallar kartallarla uçar. Sığırcıklar kitle halinde sığırcıklarla beraber dolaşır. Her kuş kendi cinsinde. Ahiretlik olanlar birbirlerini bulurlar, ahiretlik olurlar. Aşık olanlar birbirlerini bulurlar, hakka aşık. Onlar beraber yürürler. Onun yanında birisi dünyalık bir şey konuştu, canı sıkılır zaten, içi daralır. Boş konuşan bir kimsenin yanında çok durmak istemezler. Dururlarsa da böyle mecburiyetten dururlar. Derler ki ya buna bir şey anlatabilirsek anlatalım. Buna bir şey söyleyebilirsek söyleyelim. Tekstilciler bu noktada meşhurdur. Gidersiniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hacı ne yaptın ya? Tezgah aldın mı? Yok abi almadım. Aa, neden ya? Ne oldu ki ya? Hayırdır abi? Tamam. Ben 30 tane aldım bu sene. Girer oraya. Sen şimdi almadım dedikçe seni küçümser. Sen yapmadım dedikçe seni küçümser. İşte bu sene kaç metre sattınız? İşte o der ki ya işte 300-400 metre falan sattım. Neden ki ya? Tutmadı mı yaptığınız kumaşlar? Eziyor şimdi onu. Dünya işi onlar için tatlı. O böyle kendi her şeyiniz kendi kuşu.
Aşığın yanında bir başkası duramaz, canı sıkılır. Şimdi bir kimse mesela şeyhini çok sevse yatar kalkar onunla uğraşır. Bir arkadaşı gelse, vay mübarek şöyleydi ya ben, onun arkadaşının canı sıkılır. O farkında değildir. Keletirden boşaltır gibi onun tepesinden aşağı boşaltır. İster ki o da kendisi gibi de olsun der. Hatta meczuplar vardır böyle, dilleri durmaz. Aa gördün mü ne oldu? Şeyh Efendi camdan baktı. Oradakinden kafasını kırdırmak için bir ara. Ulan oğlum söyleme. Sen ne ama böyle söyledin herkesin içinde? Ama abi gördüm, camdan baktı. Ulan oğlum tamam. Neden böyle söylüyorsun dışarıdan? Kalıyor şimdi o. Farkında değil. Dervişlerin kaçmasına da sebep olur öylesi. Ben sohbette bulundurmuyordum. Sen yan odaya geç bakayım. Onu yan odaya atıyordum öylesine. Tamamlar. Kendinden daha meczup olanın sopasından korkar. Başkasından da korkmaz. Öyle zakirmiş, çavuşmuş. Kazımaz. Evet. Bizim Halistan kazımadı. Zakirden araları bozuldu. Dedim sen geri dur, gitme sohbetlere. Ona. Dedim bak ona göre kovulacaksın yoksa. Benim yanımda da kuzu gibi. Benim yanımda hiç ağzını açmaz. Onlar bilirler bir de kim hal görüyor, kim hal görmüyor. Onlar da kendi cinsini severler. Onda git bir tane meczupla yan yana oturttur bunları. Bırak sabaha kadar konuşsunlar. Orada öyle gördük, burada böyle gördük, oradan öyle uçuverdi de, oradan öyle kaçıverdi de, oradan öyle gidiverdi de. Bir dinle, tamam mı? Otur ondan sonra saatlerce kendi kendine öyle düşün. Bunların muhabbeti ne diye. Herkes birbirine, az, hani derim ya, az seven, az sevenle muhabbet eder. Çok seven, çok sevenle muhabbet eder. Çok bağlı olan, çok bağlıyla muhabbet eder. Çok itaat eden, çok itaat edenle muhabbet eder. Birbirlerini bulur onlar. Öbür türlü birbirinin canı sıkılır zaten. Şeyh Efendi'nin tabiriyle hele hele bağlanan, hele 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 bağlananla arkadaş olur. Aa, bir hafta derse gitmeyecek, gitmeyecek. Bazen dersi çekecek, çekmeyecek. Rahatsız olmayacak. Öbürkü ders çekiyor. Ya dersi çekmedim ben, hakkını helal et. Konuşmuyor ya şimdi, ders çekecek o. Dersi çekememiş. Başlıyor şimdi ders çekmeye. O onun yanında. Onun orada canı sıkılıyor şimdi. O devamlı ders çeken bir kimse olsa, lan yanındaki yol arkadaşım ders çekiyor, ben de ders çekeyim. Dersim çekse dahi bir daha ders çeker. Zikrini yaptıysa bir daha yapar. Ne olacak ki? Onun canı sıkılıyor. O ders yapmıyor ya. Veyahut da işte adam oruç tutuyor devamlı. Onunla yol gitmek istemez kimse. Neden? Ya bir şey yenmiyor, bir şey içilmiyor, bir şey olmuyor onunla. Ne ama onunla yol gitsin, gitmek istemez. Bunun gibi. Her kuş kendi cinsinin bulunduğu yere gider. Bedeni geride uçmaktadır. Bir şey istiyor ya insan. İnsan o isteğine koşarken canı önünde, bedeni arkadadır. Bir şey istiyor çünkü. Ona doğru koşuyor. Ona doğru koşarken o kimsenin canı öndedir. Tez o yolun bitmesini ister. Tez oraya ulaşmak ister. Hele benim gibi size artık yandı ha yandı. Ben tez canlıyımdır. Hemen olması lazım. Hemen gitmem lazım. Hemen hallolması lazım o iş. Öyle bir şey olunca canı öndedir onun. Vücudu arkadadır. Hatta bazen büyük bir çoğunluğunda vücut cana ayak uyduramaz. Vücut pert olur ama can koşacak gidecek. Canı daha tez, daha ileri gitmekte. Kafirler, siccin cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir. O inanmayanlar, kafirler, siccin cinsinden, siccin bu Mutaffifin suresi ayet 7, kötülerin yazısı muhakkak siccindedir. Kötülerin yazısı, defteri, ameli veya kötülerin yazılmış olduğu defter, kafirlerin yazılmış olduğu defter. Yani hadis-i şerifte bu konuda bir kimse vefat eder, ölür,
öldükten sonra onun ruhunu melekler normalde semaya çıkarmak isterler. Semaya çıkarmak isterler ama daha birinci kat göğe geldiğinde semanın kapıları açılmaz. Ona sorarlar. Derler ki hani kapı açılsın isterler. Yanındaki kimdi? Felanın felanın kızıydı veya felanın felanın oğluydu. Ondan sonra derler ki onlar bu ruhun yukarı doğru çıkmaya izni yok. Ya o siccine atılacak olanlardan. Siccinle alakalı değişik rivayetler var. Bir kısmı demiş ki işte dünyanın altındaki bir mağma tabakası gibi algılayın. Oranın altı demiş. Ama bu sonuçta o kimsenin ruhu hadis-i şeriflerde beyan edildiği gibi cehennemi izleyerekten bekleyecek olan ruhlardan. Yani sahibi bu noktada Allah'a iman etmemiş, amellerini düzgün yerine getirmemiş ve kesin cehennemlik olacağı belli. Bakın bir kısmı var, hesabı kitabı görülecek, ondan sonra cennete veya cehenneme gidecek. Ama bir kısmı var, daha öldüğü anda hesabı kitabı belli. Onun normalde cehennemlik, kesin kat'i cehennemlik, o kesin kat'i cehennemlik olan o bir hadis-i şerif daha var. Cehennemde bir kuyudur, siccin kuyusu diye. Allah-u Alem o kimseler o cehennemdeki siccin kuyusunda bekletilecek veyahut da cehennemde bir azap perdesi diyelim. O cehennem azap perdesinde bekletilecek olanlar. O siccin olanlar. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bu meseleyi anlatırken sözünün ortasında şunu söylüyor. Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Araf ayet 40. Ya normalde bir devenin iğne deliğinden geçireceğini düşünebilir misiniz? Hayır. O deve iğne deliğinden nasıl geçmesi mümkün değil ise onların da cehennemden çıkmaları mümkün değil. Çünkü sebep onlar çünkü ayetleri yalanlamışlar, inanmaya tenezzül etmemişler. Yap da şunları gelin bakalım. Açılsın orası biraz. Gel. Yanlış bu ya. Ayetleri kabul etmemiş, iman etmemiş. Bir de iman etmeye, amel etmeye tenezzül etmemiş. Burada tenezzül etmemek, kibirlenmek çünkü. Kendi kimse iman etmedi. İman etmediği gibi iman etmeye de tenezzül etmedi. Ayetlere inanmadı. İnanmadığı gibi inanmaya da tenezzül etmedi. Dini ne iman etti ne de iman etti dini iman etmediği gibi böyle bir şeye de tenezzül etmedi. Ona imanla alakalı bir şeyler söylediklerinde o tenezzülsüz davrandı. O tarafa yüzünü çevirmedi. İnkar etmekle kalmadı, bir de o tarafa yüzünü çevirmedi, tenezzül etmedi. İşte onlar bu noktada ayetle sabit, onların ruhları göklere yükselmeyecek. Buradaki bizim için, biz şimdi bunu dünyevi olarak düşündüğümüzde göğe doğru yükselmek bizim için yükseklik. Yükseklik olarak adlandırırsak. Aslında kainatın içerisinde varlığın derecesinde bu manada yükseklik, alçaklık söz konusu değil. Ama biz dünyayı kendimizce zemin olarak kabul ettiğimizde göğe doğru yükselmeyi yükseklik olarak görüyoruz. Yoksa normalde çıksa bir kimse dünya semasından dışarı fiziki olarak ne taraf yükseklik ne taraf alçaklık. Ama bu işin manevi tarafı var. Manevi tarafı ne? Biz yüksekliği ve alçaklığı tarif ederken dünya standartına göre bunu tarif ediyoruz.
Ve eski müfessirler de bunları tarif ederlerken yine dünya standartlarına göre tarif etmişler. Ama bu yükseklik manayla alakalıdır. Alçaklık da manayla alakalıdır. Cehennem bu noktada manayla alakalıdır. Cennet de manayla alakalıdır. Ama normalde biz bunları yükseklik, alçaklık olarak tarif ettiğimizde biraz bu noktada fizik olarak bunu tarif ettiğimizde sıkıntı çıkıyor. Mesela işte Rahman arşı kaplamıştır. Rahman arşı kaplamıştır dediğinde arş bizim için yükseklik söz konusu. O zaman dünyadan çıkınca dışarı yükseldin bir gün arşa mı denk geleceksin? Değil mi? Mantalite olarak böyle mantalite kurabilir bir kimse. Bu manayla alakalı. O yüzden buradaki yükseklikten kasıt manayla, buradaki göklerden kasıt manayla alakalı. Bu gök bildiğimiz fiziki göklerle alakalı değil, böyle algılamayın bunu. Bunu tarif ederken fiziki göklerle biz bunu tarif edeceğiz. Bunlar nefsin meratipleriyle alakalı. Eğer bir kimse iman etmediyse o hayvandan daha aşağı. Hayvandan daha aşağı olunca onun manevi urucu yok. Manevi olarak yükselmesi yok. O manevi yüksekliği, manevi urucu olmayacak olan bir kimse. O zaman manaya bakacak olduğumuzda nasıl pozitif olarak mana 8 kattan ibaretse negatif olarak da aşağı doğru. Alçaklık açısından da 8 kat diyebiliriz, 7 kat diyebiliriz. Ama bu normalde bunları anlatırken bir ölçü, bir sistem söz konusu olacak ki insanlar bunu anlayabilsin. O yüzden bu ayet-i kerimelerin tefsirlerini siccinle alakalı tefsirlere baktığınızda değişik işaretler bulabilirsiniz. Yok işte yerin 7 kat dibini diye. Yok işte yerin 7 kat dibini ne o derseniz dünyanın öbür ucundan çıkarsınız. Başka bir yerden çıkmazsınız. Yani dünya belli ne? İşte yuvarlak, öyle değil mi? İyi, buradan delmeye başladın. Deldin aşağı kadar gittin. 7000 metre gittin, 8000 metre gittin. Dünyanın çapı ne kadar? Dünyanın çapını bile. 39.600 etrafı. Diklemesine yaklaşık 45.000. 95 basit, biraz daha az. Vallahi yarışma programındaymışım gibi hissettim ben. Yani diklemesine ne kadar? Daha mı uzun? Yani, uzun. 1/295 daha basık, biraz daha az oluyor. Ha, biraz daha kısa yani böyle. Öbürkü daha bomba olduğundan daha uzun. Mezuniyet ne? Hoş geldin. Gemi kaptanı. Gemi kaptanısın. Tam senin dalınmış ya. Harika. Şimdi diklemesine inse bir kimse, örneğin işte ne kadar gitti, işte dediğine göre daha az, 1/235 dediğine göre demek ki 150 mi, 1500, ne o, 150 bin metre mi oluyor? Takribi 18-19 bin kilometre yapar herhalde. 18-19 bin kilometre, 20 bin kilometre olsun. 20 bin kilometre bir kimse dip aşağı yapsa altından çıkacak o zaman, değil mi? Mantığım ters mi acaba dedim, kendi kendimi sorguladım. Mama tabakasını geçecek en kötü ihtimalle. Mama da erir ermez oranın krallığı ayrı. Öyle oranın da krallığı var. Onlardan müsaade alırız, merak etmeyin. Dermek isteyen varsa tanıyorum çünkü. Aşağı doğru diklemesine gitse öbür taraftan çıkacak. O zaman hani eski tefsirlerdeki ayet-i kerimeyi şerh eden, böyle tevil edenlerin bugün için mantığınız bunu kabul etmez. O manada söylüyor. Çünkü dünyanın altında 7 kat yerin dibindedir dediğinde insanlar 7 kat yerin dibini çok uzun metreler gibi görmüşler. Öyle zannetmişler. Bu manayla alakalı. Ama işte diyor ki peygamberler de hani kafirler siccindedir. Onlara da dünya tatlı gelir. Onlara dünya hoş gelir. Onlar dünya böyle o tarafa doğru meylederler. Severler onu.
onu sevdiklerinden dolayı o tarafa doğru meylederler, kolay gelir ona. Peygamberler illiyin cinsinden olduklarından can ve gönül illiyine doğru gitmişlerdir. Bir ne vardı? Siccin. Bir de ne çıktı karşılığında? İlliyin çıktı. Siccin kimlerle alakalı? İnanmayan kafirlerle alakalı. Siccin peygamberler cinsine olanlarla alakalı. Ayet-i Kerime'de yine Mutaffifin 18-21. Şüphesiz iyilerin kitabı İlliyundadır. İlliyunun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O zaman normalde o da yazılmış bir kitap. Onda ne var? Bu benim kendi söylediğim şey. Öyle söyleyeyim. Bu da hiç hesaba kitaba tabi olunmayacak olan Allah'ın has kulları. Çünkü bunlarla da alakalı hadis-i şerifte ben onu kendimce öyle anladım. Bu hadis-i şerifte de yine bununla alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki o kimse ölür. Öldükten sonra yine göğe doğru yükselmeye başlar. Göğe yükseldikçe göğe yükseldikçe melekler onu metheder. Bununla alakalı bir hadis daha söyleyeceğim. Bu meseleyle alakalı. Yalnız onu da unutturmayın. Ve o normalde o 7 kat göğü geçer. Burası parantez içerisinde, bu benim kendimce. Öyle Allah'ın kulları vardı ki Cebrail aleyhisselamın gidebildiği yere kadar giderler. Sidre'ye kadar. Ve bunlar için de Cenab-ı Hak illiyin beraatını verir. Bunlar asla hesaba kitaba çekilmeyeceklerdir. Bir, bunlar peygamberlerdir. İki, hani bir hadisi kutsi var ya, mahşer kurulur, herkes toplanırken Allah'ın arş-ı alanın gölgesinde gölgelendirdiği bir grup insanlar vardır. Melekler onlara gıpta ile bakarlar. Derler ki bunlar hangi peygamberlerden? Bir münadi melek cevap verir. Bunlar peygamber değil. Peki bunlar hangi şehitlerden? Bunlar şehit de değil. Ve münadi meleğe o yine sorarlar. Derler ki bunlar kimler? Bunlar kim? Münadi melek cevap verir. Bunlar yeryüzünde yaşarlarken Allah için birbirlerini sevip birbirlerini ziyaret eden, toplandıklarında Allah'ı zikredip dağılan kimselerdir. İşte bunlara Cenab-ı Hak arş-ı alanın gölgesinde nurundan kürsi, nurundan elbise, nurundan tac ile taçlandıracaktır da. Bunlar kimler? İlliyin grubundan olanlar. Ama yine bir hadis-i şerif okudum. Bunu da böyle ümit varlığın karşısına koyacağım. Öyleleri vardır ki bunlar ruhları gökte yükseltilirken melekler bunları methederler. Ve yükselirler bir yere gelince Allah onları durdurur. Ve der ki bu kim bildi halde? Onlar da derler ki felancanın felancası. Allah der ki siz onun üzerinde gördüklerinizi yazdınız. Oysa ben onun kalbine vakıfımdır, içine. Siz evet, onun namaz kılarken gördünüz, yazdınız. Oruç tutarken gördünüz, yazdınız. Hac yaparken gördünüz, yazdınız. Zikrullah halakasında gördünüz, yazdınız. Ama o bunlarda ihlas sahibi değildi, gösteriş için yapmıştı. Veya başka bir sebepten doğru yapmıştı. Bunu şimdi siccine atın der. Yine siccin için götürülen bir kul tam siccine gideceği zaman Cenab-ı Hak bildiği halde yine sorar.
Bu kim? Melekler derler ki, işte bu felancanın felancasıdır. Siccinliktir. Siz onun üzerinde gördüklerinizi yazdınız. Oysa Allah insanların kalplerine vakıftır. Onu da illiğine götürürler. O yüzden kesinlikle amellerinize güvenmek yok. Malum hadis-i şerif uzun. Amel edenler helak oldu. Ya ihlaslı olanlar müstesna hadis-i şerifini unutmayalım. Bu sözün sonu yoktur. Fakat biz yine dönüp o hikayeyi tamamlayalım. Vezirin halveti terk etmeden müritleri ümitsiz bırakması. Allah izin verirse inşallah önümüzdeki ay Cemil önümüzdeki ay ayın kaçına geliyor? İlk salısı? Altısı. Haç var değil mi? Haç var efendim. Bakacağız. İnşallah. Şimdi sorularımıza geçelim. Yeni doğacak bir bebeğe dini olarak yapmamız gerekenler nelerdir? Okunması gereken dualar var mıdır? Onun doğduğunda 7 günlük oluncaya kadar 7 gün içerisinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilip hayırlı bir isim konması. Yapabilirse babası 1001 tane Ya Berru Ya Nur çekecek. Her yüzde Ya Nur diyecek. Böyle 1001 tane Fatiha okuyup çocuğunun İslam'a hadim olması için dua edecek. Mürşidin müridine nazar etmesi niye göre olur? Mürşid her müridine aynı ölçüde mi nazar eder? Bu çok meşhurdur nazar etme. Bu noktada normalde mürid hani efendim himmet demiş ya dervişin birisi, o da evladım hizmet demiş. Büyükler de demişler ki, hizmet eden himmet bulur. Hizmet eden nazar bulur. Tekrar tekrar harama düşüp pişman olup tövbe eden kimse yolda ilerlemeye devam edebilir mi? Yolda olan kişi tekrar tekrar harama düşer mi? Bu kişinin seyri sülükü var mıdır? Kul haram işler, tövbe eder. Allah der ki, kulun kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Kul tekrar günah işler, tekrar tövbe eder. Allah der ki, kulun kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Tekrar günah işler, tekrar tövbe eder. Allah der ki, kulun kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne atfedilen söz. Bu dergah ümitsizler dergahı değil. İranlı bir şairindir ama bu hadisi kutsinin tabiri caizse şerhi gibidir. Allah'tan ümit kesilmez. Bir kimse tövbe ettiği müddetçe günahsız sayılır. Hadis-i şerif var. Kim tövbe ederse Allah onun günahlarını affeder. O yüzden bir kimse tövbe ettiğinde benim günahım kaldı mı diye düşünmeyecek. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bakın tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Biz insanlar düşünürken Allah'ın yerine koyarız kendimizi. Hobi onun da bu günahı affolacak. Hadis-i şerif tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah bizi tövbe eden kullarından eylesin. Amin. Çünkü Cenab-ı Hak tövbe edip temizlenenleri sever. Bu da ayet-i kerime. Bakın Allah tövbe edip temizlenenleri sever. Temizlik zahiri temizlik. Aynı zamanda da manevi temizlik. Tövbe bir günahtan elini eteğini çekmek. Bir daha yaptı. Allah tekrar affeder.
o Allah'ı unutmasın. O yüzden hainlik yapmayınlar. Allah bizi affetsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiretteki kötü komşular Allah'a sığınmıştır. Ahirette kötü komşu nasıl olur? Hiç okumadım ya. Cennette kötü komşu olurmuş mu ya? Var mı hocam, okudun mu böyle yazı? Okumadım efendim. Okumadım. Ben de okumadım hiç. Geceleri zikrullah yapmak, zikretmekle korkmak, bu hali insan nasıl aşar, insan nasıl korkmaz? Lambayı açın, öylesi zikredin. Lamba açık, Allah'ı zikredin. Öbür türlü lamba kapalı olunca böyle insanlar kendi kendilerini korkabilirler. Şimdi bir kardeşim, anneannesi mi, babaannesi mi, şimdi tam hatırlayamayacağım. Eski Nakşibendilerdenmiş, anlatsana. O eski, bilmiyorum şimdi Nakşibendiler aynısını yapıyorlar mı da? Bizim mahallede de vardı Bayındır'da. İşte herkes hocan yapıyordu ama, kadın mahalle. O da aynı yapıyormuş. O kadın da Allah razı olsun, ben ilk camide zikrullah için davet ettiğimde bütün herkes, kadınlar da üst katta tabii, Mevlüt diye davet ettim ben Bayındır'da. Şimdi ilk şey efendi, oğlum sen de oranın zakirisin dedi. Yani ne yapayım, ne edeyim, nasıl yapayım, kendi kendime düşündüm. Dedim Mevlüt okutuyorum diyeyim, bütün herkes davet edeyim. TRT'de dervişler var, onlar da dedim çağırayım. Bunlar Allah adına zikredelim evvela deyince dedim, biz Allah ismasını başlasınlar. Biz o zamanlarda basılma korkusu var. Hep orta yerde bir tane mevlüt kitabı var. Bazen birisi bir mevlüt okuyor. Mesela arada ilahi yerine mevlüt de okuyoruz, okunuyor o zaman. Neyse işte gelin Allah diyelim evvela diye başladılar. Bizimkinlere ben işareti verdim, ondan sonra başladılar bizimkinler. Allah, Allah. Hoca bıraktı gitti. Hocayı tuttum dışarıda. Dedim gir içeri. Hoca beni tanıyor tabii vallahi. Kuzu kuzu girdi. Kaldığı yerden başladı. Kadınların orası karışmış üst kat. Ne oluyor diye. Ondan sonra üst kat karışınca o kadın tabii herkesin hoca annesi, hoca nenesi, hoca teyzesi. Bayındı tanıyor mu? Demiş oturun bakayım Allah diyorlar demiş. Siz de oturun Allah deyin. O kadın öyle deyince kadınları böyle bir sükunet erdirmiş. Bir bilen yani o kadın. Çünkü böyle şey, herkesin hocası öyle söylüyor. Herkes oturmuş zikrullah diyormuş. Annemi diyormuş ki vay Mustafa böyle mi oldu? Vay Mustafa şöyle mi oldu? Yukarıda anneme beni mi ediyormuş? Annem de şaşkın tabii. Ne olduğunu bilmiyor ya. Bütün sülale bizim, daha doğrusu annemin sülalesi. Mevlüt var diye herkes takmış, takıştırmış, getirmiş iğneli oyalarla, yaşmaklarla. Tabii bizim orada da kızlar o zaman böyle Mevlüt'te filan beğeniliyor. Yani böyle bir muhafazakar bir tarafa gidecekse bir kız takıyor, takıştırıyor. Yaşmakları da oya, iğne oyalı örtüleri takıyor, beğenim. Ben muhafazakarım yani, ben böyle dinimi yaşayan bir şey. Tabii revaçta o zaman, ben bekarım ya. Çıkarayım gene ya, o kadarlık olsun. Kadınları durdurmuş o. Tabii sonradan işte kadın böyle, o da aynı şekilde zikrediyormuş. Kafasından aşağı siyah bir çarşaf gibi bir örtüsü varmış. Bunu da torunu anlattı bana. Ondan sonra neyse bir arkadaşım böyle işte babaannesi mi anneannesi mi ne, onun da böyle örtüsü varmış siyah bir şey. Bu gir. Bu örtünün altında ne var diye, her gece babaannem, anneannem bundan ne yapıyor diye. Kork, örtüyü kafasından çıkar, unut. Hızla kapıya doğru koş, kapıyı bir aç, evdekinden pert. Kafasında siyah örtü aşağı doğru. Çocuk bağırıyor, anne benim diye. Yıkamış ev.
Kimisi kürek kap başkanı. Bahçeden. Kimisi odun kapmış gelmiş. Allah muhafaza eylesin. Önceden zikir yaparlarken karanlıkta yapmayı, yalnızken yapmayı, bir kenara çekilip de yapmayı önemli görürlerdi. Yine önemli. Ama o korku dediğimiz şey var ya, onu yenemiyor insanlar. O yüzden ne yapılabilir? Işık, lamba açık, zikrullah yapabilirsiniz. Oo, bir şenlik muhabbeti gelmiş buraya da. Oo, benim hükümetle alakalı ya. Beni siyasete sokçular bak, sokacaklar bak şimdi beni. Sanki dışındaymışım gibi. Yastan hastaya abdest aldırırken kolunda bulunan sargı bezi yerine serum verilen yer ıslatamıyoruz. Abdeste abdest olur mu? Yatan hastaysa hani ona böyle su mu getir? Kimin soru? Bayanlardan mı soru? Su mu götürüyorsunuz ona? Evet, ben kendim aldırıyorum zaten. Yani hani mesediyorum kolunu, başını, yüzünü. Evet. Hani yatan hastaysa senin yok kimse ne yapacak? Kolunu oynatamıyor mu o kimse? Oynatıyor ama çok zor. Tamam, böyle mesledilebilir ama öyle bir kimse çok yatalaksa mesela bir kimse ona namaz sakit olur onunla. Yani hani lavaboya gidebiliyor ama tek başına gidebiliyor. Annem yardım ediyor. Öyle, öyle abdest aldırılabilir, bir sıkıntı yok. Mesela bir kimse kalkamayacak durumdaysa, yanında abdest aldıran bir kimse de yoksa ondan namaz sakit olur. Bir kardeşten duymuştum, aya bakmak da bir haldir dediğiniz. Evet. Aydan kasıtla ona bakmak lazım tabii. Günlük gördüğümüzü çekerken akşam ezanı gün sonu olarak kabul etmemiz şart mı? Değil. Ezandan sonra da kaldığında o ders kazaya mı kalmış olur? Normalde 24 saatte bir sefer ders çekecek. Tek dersi olanlar. Çift olanlar sabahtan akşama kadar bir ders, akşamdan sabah namazına kadar bir ders. Kendimi çok duygusuz hissediyorum, ağlayamıyorum, gülsem gülemiyorum, içimde fırtınalar var ama dua bile edemiyorum, bu halden nasıl çıkabilirim? Bir kardeş dermişse, ya Muin ya Allah çeksin bin tane. Hamdolsun biz bu yoldayız fakat sevdiklerimizi bu yola sokamıyoruz, bu bizim eksikliğimizden midir? Biz sufiler kendimizi terbiye etme açısından kendimizdeki eksikliğe bağlarız. Atatürk'ü sevmeyenler, şeriatı isteyenler şimdi darbede demokrasiyi tutan oldular. Bu iki yüzlülük değil mi yoksa? Doğru söylüyorsun. Buna gireceğim şimdi. Ayırıyorum. Siyasi soruları en sona. Bu dünyadaki yaşam sınırlı, sonra ahiret hayatı devam edecek. Yine bir hayat olacak, yani yok olmak, yok olma, yaratılan her şey sonsuza kadar yaşar mı? Her şey sonsuza kadar yaşayacak. İhlaslı nasıl olunur, ne yapsak oluruz? Her şey Allah için yapın yeter. İyyâken abdü ve iyyâken estaîn. Bu sıkıntılı ortamda hayata devam etmekte zorlanıyoruz. Tavsiyeleriniz nelerdir? Hayat harika. Ne kadar sıkıntının içerisinde olursanız olun, bilin ki o sıkıntı geçecek, geçici bir şey. Hayatı yaşamaya devam edin. Kişi sevdiği ile beraberdir hadisteki. Sevmek derken neyi anlamalıyız? Bir kuşu sevmek gibi değil herhalde. Bir otu sevmek gibi değil. Sevdiğinin yörüngesinde olma. Yeni bir yola çıktığımı ve hay 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 Allah esmasını değiştirip hu 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 Allah esmasını çekmemi istediniz.
Ne önerirsiniz? Hakkınızı helal edin, rüya anlatmayın dediğiniz için kısaca yazmak istedim. Yine de sonra anlatacağım. Ama çekebilirsin, hı anlat. Bir hafta çek. Vefa nedir? Unutmamak. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. O vakit geldiğinde nasıl anlayacağız ve o an ne yapmalıyız? Sufi için bunu söyle söyleyemem ya. Sufiler öyle hiç ölmeyecek gibi yaşamazlar. Yoksa burada ne işi vardı ki o kimse? Kişi sevdiğiyle imtihan olduğu halde neden sevmeye devam eder? Neden sevdiğiyle imtihan olarak görsün ki onu? Yani biz bir şeyi, sufiler bir şeyde imtihan olarak görürse o zor olur, sıkıntılı olur. Biz bir şeyi severiz, o yüzden onu imtihan olarak da görmeyiz. Oradan bir sıkıntı da gelse, dışarıdakiler sıkıntı görse, bize sıkıntı gelmez. Annenizi sırtınıza alıp hastaneye götürmeyi sıkıntı olarak görürseniz size imtihandır bu. Ama hasta olan annenizi sırtınıza alıp götürmeyi cennete adım olarak görürseniz o size sıkıntı gelmez. Normalde bir yoksulu doyurmak böyle sıkıntı, o normalde paranızın gideceğini düşünürseniz sıkıntı gelir size. Ama o yoksulu doyururken Allah'ı doyurmuş gibi olunur derseniz o zaman o size sıkıntı gelmez. Sufiler başlarına gelen her şeyi Allah'a yaklaşmayı vesile olarak görürler. Neden sıkıntı olarak görür? Kadının kocasını dinlemeyebileceği noktalar veya durumlar var. Muhakkak var. Hiçbir kadın kocasının haram isteklerini kabul etmez. Hatta reddetmesi gerekir. Yakınlarımız inanç konusunda eksik ise ve biz o kadar uğraşmamıza rağmen doğru yola sevk edemiyorsak ne yapmalıyız? Hata bizimdir. Biz doğru anlatamamışızdır. Doğru cümleler, doğru kelimeler kuramamışızdır. Biz ona tatlı bir şekilde bu meseleyi anlatmakta yetersiz kalmışızdır. Melih Gökçek, FETÖ örgütünün müritlerini cinler ile yönetiyoruz. Cinci hepsi ha? Yıldızı düşük, yıldızı yüksek insan ne demek? Yani böyle söylüyorlar yıldızı düşük, yıldızı yüksek diye. Yani reddetmek istemiyorum. Bu tip meselelerle alakalı zayıf da olsa buna benzer bu tip mevzularla alakalı hadisler var. Reddetmek istemiyorum ama çok anladığım bir şey değil. Zikrullah yapınca tüm günahlarımız affoluyor. Kişinin günahsız olması manevi derecesiyle alakalı olur mu? Yani günahlı ama günahsızdan daha üstün olur mu? Bir kimse zikrullah alakasına oturursa oradan af olmuş olarak kalkınız buyurmuş. O yüzden onun, o kimsenin üzerine günah kalmamıştır. Kına sünnet midir? Erkeklere de kadınlara da evet. Şimdi siyasi soruları sona bıraktım. Önce Melih Gökçek'ten başlayacağız. Melih Gökçek enteresan adam ya. Hocam cinli taifesini kullanabilirler mi? Zannetmiyorum efendim kullanabilecekleri. Güçleri mi yetmez manasında görüyorsun? Ya o cemaatin zaten öyle bir yapısı yok, öyle bir terbiyesi yok kullanmak için. İkincisi, ya yani işi oraya bağlamak bence o işin acizliğini gösterir. Evet. Evet.
Yani onu normalde Melih Gökçek öyle diyeceğine bu cemaat huruf ilmiyle uğraşıyor deseydi isabet eder. Değil mi hocam? Atatürk'ü sevmeyenler, şeriatı isteyenler şimdi darbede demokrasiyi tutan oldular. Bu iki yüzü değil mi? Yoksa bu da politika mı? Önemli değil. Bu bir taraftan da olumlu bir şey değil mi? Bir de Atatürk demokrat değildir. Demokrasiden yana da değildir. Atatürk'ü nitelendirirken öyle Atatürk demokrasiden yana da demokrat derseniz mezardan kalkabilirse kalkar sizi perişan eder. Yok hayır. Şu an hükümetin o hal durumunda bütün askeri okulları kapatması, sivil kurumları iç işlerine ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin deyiminizde bu şenlik onlar içinse şerlik olan bu hainliğe karışmış kişiler için tövbe kapısı açık mıdır? Ben şenliği devlet olarak ve bu millet olarak söyledim. Şenlik var diye. Şenliği ben bu Yezidiler için söylemem. Bu herkes tabi son ne o dervişler bilhassa olaylarla alakalı görüşümü merak ediyorsunuz. Tabi bu az önce Aybe'ye de biraz bir şey söyledikten sonra. Evet, darbeyi hiç kimse desteklemez. Darbe her zaman için darbeler kötüdür. Bunda bir sıkıntı yok. Ama devletin kendi içerisindeki milli unsurların bundan haberi olduğuna inanıyorum. Ve devletin kendi içerisindeki milli unsurların öngördüğü biçimde her şeyin devam ettiğine inanıyorum. Bu yüzden bir sıkıntı görmüyorum. Tabiri caizse o devletin içerisindeki milli unsurları takip etmeye devam ediyorum. Bu çok geniş bir analiz isteyen bir şey. Ben hep sohbetlerimde derim ya, devlet her şeyi yazar diye. Devlet her şeyi takip eder. Günü geldiğinde müdahale eder. İnsanlar aceleci, hani diyor ya ayet-i kerimede, insanlar onu acelecidir. Allah aceleci değildir. Allah her şeyi bir hesap kitap üzerine yapar. Bizim devlet geleneğimiz ta Orta Asya'dan devam eder gelir. Orta Asya'dan devam eden o devletin kendi içerisinde milli unsurlar vardır. Onlar hiç kaybolmazlar. O milli unsurlar zamana, konuma, duruma göre bir şeyde ne yapılması gerektiğine bakarlar. Onun için o milli unsurların sözü geçirdiği milli yerler vardır. Şimdi bazı arkadaşlar alınmasınlar. Hani seçimlerden sonraydı, Bahçeli'ye birisi telefon açar, hükümet kur der, kurur. Bahçeli'ye birisi telefon açar, hepsine gider yap der, hepsine de gider yap der. Hayır, hepsine de hayır der dedim. Hatırladınız mı? MHP milli unsurlardan birisidir devlet içinde.
zaten aynı şekilde de yine seçimlerden önce MHP mecliste muhakkak olmalı, olmazsa olmaz diyenlerdir biliyorsunuz. MHP'nin olmadığı bir millet meclisi milli unsurlardan uzak bir millet meclisidir. MHP'nin başına çorap örmeye çalışanlar da bu darbecilerdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da başına iş getiren yine bu darbecilerdi. Bunlar en son MHP'nin başına cebelleş oldular. MHP'nin başına cebelleş olan bu darbecileri püskürten içerideki milli unsurlar. Ben şimdi adım adım geleyim size lazım bir şey. MHP'yi kaptırmadılar, öyle söyleyeyim. Ve MHP'nin başına örülmüş olan çorapları teker teker içerideki milli unsurlar lav etti. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir taraftan bir mahkeme başka karar veriyor, başka taraftan başka bir mahkeme başka bir karar veriyor. Fark ettiniz mi? Milli unsurlar Devlet Bahçeli'den yana karar veriyor. Gayrimilli darbeci unsurlar da Devlet Bahçeli'yi götürmeye çalışıyorlar. Bunlar darbenin ayak sesleriydi. Yani darbe giriyor diyor. Tabii bundan daha önce de darbenin ayak sesleri vardı. Tayyip Erdoğan partinin içerisine el ataraktan partinin içerisine yumruğunu vurdu. Ve hocayı kenara çekerekten devletin milli unsurlarının söylediği her şeye evet diyecek olan en çok güvendiği adamı başbakan yaptı. Devletin milli unsuru dediğimde MİT'in büyük bir bölümü. Bunlar böyle darbeye hazırlık şeyleri, hareketleri. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu darbenin olacağı kesindi. Ya ben kendimi görüyorsam devletin içindekiler haydi haydi görüyordur zaten. Belki de gün olarak gününü bilmiyorlardır, gününü kestiremiyorlardır. Ama ben gününü dahi kestirdiklerinden, gününü kestirdiklerinden darbenin çok kan dökülmeden bastırılması için MİT'in hamle yapıp darbenin saatinin öne alınmasına sebep olduğuna inanıyorum. Ondan sonra da zaten çorap söküyor, bir söktüler. Herkes vazifesini yerine getirdi. Türkiye içerisindeki gayrimilli unsurların hepsi de bu oluyor. Sonuç bu. Sadece bunu böyle cemaate yönelik görmeyin. Değişik telefonlar alabilirsiniz, değişik medyadan sesler duyuyoruz. Ya bu adamın cemaatle alakası yoktu, bununla mağlulu. Onun başka şeyle alakası vardır, o yüzden almışlardır. Kurum içinde yaşanmaz ya. İyi izlerseniz benim gördüğümü siz de görürsünüz. Ne yaptılar? Darbenin birinci günü geçti. İlk bir iki tanesi ama bilerek ama bilmeyerek bir adamı kaçırdılar ya şimdi. 20 gün 20 dakikada savcılık serbest bırakmış ya. Evet. Evet. İşte o mesela bir hataydı. Onu savcının önüne çıkarmayacaklar. Onu anladılar zaten. Ondan sonra hiç kimseyi savcının önüne çıkarmadı.
Ne yaptılar? Hepsini de tutukladılar, koydular. Gözetim altına alıp koydular, sıraladılar hepsini. Çünkü ne zaman savcıların önüne çıkarsalardı, savcılar hepsini bırakırdı. Hepsini gözetim altına aldılar. 16 Temmuz geçti, 17 Temmuz geçti, 18 Temmuz mu olağanüstü halinin uygulaması? Salı, pazartesi, salı günü. Salı günü değil mi? Evet, mesainin ikinci günü. Mesainin ikinci günü olağanüstü hal, olağanüstü ilan edilir edilmez, daha ilan edilmezden önce pazartesinden başladılar zaten. HSK başladı açığa alma. HSK'nın açığa almaya hakkı var. Ama olağanüstü halle hepsinin işine son verdiler. Onun sonu tutuklamaya başladılar. Şu anda Türkiye'nin içerisinde birikmiş olan 150 yıllık gayri milli unsurlar temizleniyor. 200 yıllık hatta. Hadi 200 yaşında adam değil, bir kol var oradan. O kol ondan ona devam ediyor. Onları temizliyorlar şimdi. Temizleyecekler. Bağırsakları temizleniyor şimdi. Bir de nefes borusunu temizledim. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmaz. Atatürk'le alakalı soru soran kardeşe şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kuruluşunun arka planında, derinlemesinde o milli devletin parmağı var. Analizlerimde söyleyemediklerim var. Çok uçuk çünkü söyleyecek olduklarım. Bu kadar söyleyeyim yeter. Neyse dünkü tweetimi söyleyeyim. Ne dedim? Türk milleti milli unsurlarıyla 100 yıl sonra Batı'ya bir gol daha attı. Müthiş bir goldü. Beklediler. 100 yıl sonra attılar golü. Bu gol bir 100 yıl daha götürür Türkiye'ye. Her an için Türkiye'nin açıktan savaş tehlikesi var. Güneydoğu'ya açıktan saldırabilirler. Açıktan bir savaş söz konusu olabilir. Bu tehlikeyi yaşıyoruz şu anda. Cesaret edebilirler. Çılgınca dışarıdan böyle bir savaş yapabilirler. Yapabilirler. Bu çılgınlığı yapabilirler. Zannetmiyorum ama yapabilirler. Çünkü müthiş yenilgiler ne varsa Türkiye'de temizleniyor şu anda. Müthiş bir hilal operasyonu var. Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz bir müddet sonra. Çok şey değişecek Türkiye'de. Terör konusunda çok şey değişecek, ticaretle, ekonomiyle alakalı çok şey değişecek, siyasetle alakalı çok şey değişecek. Daha iyi olacak inşallah. Devletin dinle barışması noktasında çok şey değişecek. Çok şey değişecek. Olumlu noktada çok şey değişecek. Özgürlükler noktasında çok şey değişecek. Hiç ummadığınız, tahmin etmediğiniz bir Türkiye çıkacak. İnşallah. İnşallah. Eğer bu geri dönmezse yani. Allah muhafaza eylesin. Ama devletin kendi içindeki iç unsurlarıyla gerçekten yani ben yaşım 55 benim, 15'ten beri ben siyasetin içindeyim. Böyle bir şeyin olabileceğini böyle tahmin bile edemezdi insanlar. Ve
herkes kendi ayağıyla yeme doğru gitti. Hilal'in içerisine kendisi girdi herkes. Cemaat, Batı, CIA bu kadar açığa düşmezdi. Söylenecek hiçbir şey yok. Kral, kraliçe ve gayrimeşru çocukları çıplak yakalandılar. Kimse tahmin edemezdi. Söyleyecek hiçbir laf yok. Savunulacak bir şey de yok. Hani adam açmış elbise dolabına bir bakmış bir tane çıplak adam var. Ne arıyor mu? Tren bekliyor mu demiş ya adam. Bu da onun gibi bir şey. Toparlanmaz bu saatten sonra. İçimdekini de söyleyeyim de o da bitsin. 100 yıl sonra Rusya eğer Türkiye'ye yine 100 yıl öncesi gibi davranmışsa mesele bitmiştir. Ne dedin ya anlatma? Osmanlı yeri geldi evet dedim hocam. Evet. İyi düşünün, 100 yıl önce Rusya ne yaptı? Ne yaptı? Silah gönderdi. Destekledi. Balkanlarda Osmanlı'ya geri iten, Osmanlı'ya Balkanlardan sürünmesine sebep olan Rusya yaptığına pişman olup Türkiye'de Batı kendi sınırına kadar gelir korkusuyla bu sefer Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına destekledi, yardımcı oldu. Yani silah verdi. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahların bir kısmı Osmanlı'dan kalma, büyük bir kısmı neredendi? Rusya'dan. Ne kadar ki? Kendini kurtarabileceği kadar. Sonra döner onu vurursun diye. Kendini kurtarabileceğin kadar. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bütün bayramları, seyranları, ordunun yürümesi kime benziyordu? Rusya'ya. Ordunun yapılanması kime benziyordu ilk etapta? Rusya'ya. Evet. Neden Bolşevik ihtilalinden sonra şeydeki Rusya'daki komünist ihtilal Türkiye tarafından alkışlandı? Ve zımmen Rusya'nın şu anda Türkiye'deki darbeyi önlemeyi ve darbeden sonra Türkiye'nin oluşumunu Rusya'nın desteklediğine inanıyorum. Şimdi Orta Doğu'da da kartlar değişecek. Batı'nın hiç istediği gibi olmayacak hiçbir şey şimdi. 100 yıllık oyun şeyin mi? Batı. Batı bize 100 yıllık oyun oynamadı. Türkiye 100 yıllık oyun oynadı Batı'ya. Büyük Orta Doğu projeleri var ya. Ha, onlar şey değil. Asıl Türkiye'nin 100 yıllık Batı'ya bir oyunu vardı. The end dediler, buraya kadar dediler Batı'ya. Kaç senedir Türkiye Avrupa Birliği'nde Türklere göre bekletiliyor, Avrupalılara göre Avrupalılar diyor ki Türkler de yatıyorlar.
Yani mesela Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil ediyoruz, bizimkinden başka bir şey çıkar zekalı. Ya nasıl yapsak da girmesek diye. Bu aslında Türkiye'nin oyunu. Ben şimdi desem ki, Türkiye'nin 100 yıllık bu Batı'yı kandırdığı, Batı kendisine bir daha savaş açmasın, bir daha kendisini bertaraf etmesin, onlardanmış gibi göründü. İçerisindeki laik, Atatürkçü, Kemalist tipleri de öne koydu. Onlar da Batı'yı aldattı desem, siz diyeceksiniz ki panoraya mı geçiriyor mu, şeker mi isterdi? Açıktan ilan ederse de bize ne gibi yönden anlayacağız? Devletimiz bu noktada kuvvetli, bize iş düşerse biz de gider savaşırız. Cemaatin içerisinde hala saptırın, hizmet etmeye çalışan kaybederim abiler. Lazım onlar da. Sordun da siz örnek verin, sen poto kaynar, curuf da olur, içerisinde altın kalır. Lazım onlar da, yok yok içerim, lazım onlar. Derin devlet ile derin milletten kastımız nedir? Derin devlet, devletin kendi içerisinde bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık planlar yapmazlar. 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık planlar yaparlar. Her şey plan proje dahilinde devam eder. Ama onlar 3-5 yıllık, 5-10 yıllık projelere bakmazlar. Derin millet de bu derin devletle kalbi, manevi irtibat kurmuş, milletin kendi içerisinden yetiştirmiş olduğu, Kur'an'a, sünnete bağlı, vatanını, milletini seven sivil insanlardır. Kalbi. Cenab-ı Hak onlara ilham eder. Onlar da nerede, nasıl davranacağını belirler. Hiç umulmadık zamanda, umulmadık yerde bitiverirler. O milli derin devletin ama önünde ama arkasında dururlar. Veya o milli derin devletin elinde maş olurlar. Bu hep vardı, hala daha var. Derin devlet Mehdi'nin derin askerleri midir? Bir kısmı, büyük bir kısmı için öyle denilebilir. Normalde Mehdi ne zaman gelir, ne zaman gider belli değil. Bütün emareler bu noktada görülmüş vaziyette. Ama ne zaman ne zaman gelir, ne zaman gider bilemeyiz. Bize düşen Kur'an, sünnet, vatan, millet noktasından biri durmak. Efendim, bu darbeden sonra bazı insanlar cemaatlere karşı ya da işte tarikat olsun cemaate karşı bir cephe almaya başladılar. İşte bu cemaati, bu
hale getiren hükümetti. Hükümet bu kadar destek vermeseydi işte bu hüküm cemaat bu kadar büyüyemeyecekti. Cemaat bu kadar büyüdü. Şimdi devleti ele geçirmeye çalıştı. Bundan sonra işte hükümet cemaatlere destek vermesin. Diyanet bize yeter gibi bir takım söylemler başladı. Yani diğer insanlar, diğer cemaatte olan ya da tasavvufta olan insanlara karşı da şüpheyle bakıyorlar. Böyle insanlara karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Gerek yok tartışmaya bir şey demeye. Es geçti. Bakın, bir hükümetin bir şeye karşı gelebilmesi için elinde onun suç işlediğine dair delili olması gerekir. Siz gizli servislerin raporlarıyla bir cemaati, bir topluluğu, bir grubu suçlayamazsınız. Bu sefer de size zulmediyorsunuz. O yüzden devlet izler bir meseleyi. Ama efendim, hatta devlet, yani onun içerisindeki yabancı unsurları da görür. Yabancı unsurlar onların cevit attığını da görür. Onların biraz büyümesine müsaade eder. İyice onun kılcal damarlara kadar temizleyecekse, devletin kiramen katibi melekleri vardır. Devletin kiramen katibi melekleri her şeyi yazarlar, not alırlar. Allah diyor ya, Allah tuzak Kur'an'ların en hayırlısı. En hayırlısıdır. Haşa, devleti Allah'a benzetmek gibi değil, devlet tuzak kuranların en hayırlısıdır. Devlet tuzağını kurar. Sen tuzak kurarken normalde düşmana yem verir misin? Verirsin değil mi? Düşmanı biraz da göz açarsın, öyle değil mi? Şimdi düşmanını gafil yakalayacaksan ona yenilmiş gibi de gösterirsin. Biraz göz yumarsın. Onlar böylece göz yumduğun zaman şimdi devlet şöyle yapar. Mahallede bir kabadayı türemiş. Önce oradan birkaç esnaftan birkaç kuruş almış. Şimdi onu birkaç kuruş alınca onu alıp götürürse adam üç gün sonra serbest çıkar, daha da büyür o. Ona ilk önce seslenmez. O ne zaman 3-5 kuruş değil, 15-20 kuruş aldı, o zaman tepesine biner. İçeri bir kata 10 yıl kafası rahat. Öbür türlü o 3 ay sonra çıkacak kendi. Neden? 3 kuruş aldı çünkü. O 10 kuruş aldığı zaman tepesine binmesi lazım ki o bir daha hiç dışarı çıkmaz. O yüzden devletin kendine göre, kendince aklı vardır. Melekleri vardır. Kerem'in katibi melekleri yazar. Mahşeri beklemez devlet. Devlet Allah'ından bulsun deme yeri de değildir. Kıyamette görüşürüz de demez devlet. Kıyameti kurar burada. Hesabı kitabı da kurar buraya. O yüzden o devletin derinindeki adamlar çok akıllı. Ben bu olayda müthiş bir şekilde onu gördüm. Bunlara müsaade ettiler. Bunların savcıları belli oldu, hakimleri belli oldu, paşaları belli oldu. Binbaşıdan Asuba'ya kadar, erden esnafına kadar, üniversitelerde, onların üniversiteleri varıncaya kadar, bütün kargosuna varıncaya kadar. Hepsini de yazmış kiramen katibi melekleri. Bir de sıraya koymuşlar. Demişler ki bu adamlar bugün darbe yapacaklar, bir gün yapacaklar. Darbe yaptığında demişler şu kiramen katibin meleklerini yazdığı amel defterlerini indireceğiz aşağı demişler. Bak amel defterlerini açıyorlar şimdi. Bak amel defter açıyorlar. Bilmem kaç yılında bilmem hangi operasyonu yapmışlar. Çıkarıyorlar şimdi. Ne zamana kadar indiler? 2002'ye kadar indiler. Şimdi o hal de var. 5 yılda değil. Şimdi kanunsuzluk var. Kanun hükmünde kararname ile kanun oluyor şimdi. Bütün amel defterlerini çıkarıyorlar şimdi.
Geçen Lüvin okumu, 2010'un KPSS'nin iptal edildiğini. Evet. Açık açık verildi, o zaman da verildi. Altı yıl öncesinden iptal ediyor. Bu ne demek? Alınmış olan bütün memurlar, selamünaleyküm. Hakkıyla girenler ne olacak peki efendim orada? Onları ayıklarlar, sen üzme kendini. Ayıklarlar devletin o kadar karın kitabı ne o? Kiramen katibin melekler hata yapmaz. Arada yol kazası olur o kadar. Onda da kavgada baş göz aranmaz derler ya. Bir şey olmaz. Bunca handikapın içerisinde ondan bir şey olmaz. Çünkü çok masum kardeşimiz var bunun içerisinde. Yani masum kardeşimiz var bunun içerisinde onun için. Bir gecede 40 bin tane öğretmenin öğretmenlik lisansını iptal etti, bıraktı ya. 35 yıldan beri, benim bildiğim 35-36 yılı. 35 yıldan beri cemaat her iktidar döneminde kollandı, korundu. Her iktidar döneminde. Bizim pestilimiz çıkıyordu okullarda. Korundular. Her yerde korundular. Ama devlet kiramen katibin yazıyor. Şimdi 30 yıllık memur alıyor. Vali alıyor. Vali alıyor. Orgeneral. Askerlerinin nesi varsa hepsini bağladı. Şimdi ne? Üniversite kurdu değil mi şimdi? Milli Savunma Üniversitesi. Bir gecede kurdu. Çalışsın herkes, imam hatipliymiş, oradanmış, buradanmış, yapmasın. Üniversite sınavı gibi sınavlarda yazacaklar değil mi millet oraya? Muhteşem şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Şenliğe devam Aybek. 3 ay boyunca her gece şenlik var. Buyurun. Ben faizle alakalı bir soru soracaktım. Bankadan para çekip de bir şey aldığımız zaman faize bulaşmış oluyoruz da. Bugünkü bankalarda bir sistem oldu. Banka bizim adımızı alıyor, üzerine kar koyup bize satıyor. Bu faize bulaşma olmuyor mu? Bir devletin hukuku, İslam hukuku değilse, oradaki her türlü alışverişte bir faiz vardır. Resmi hukuk, resmi olarak bu tip meselelerin hepsinde bir sıkıntı vardır. Sonuçta o faizsiz dedikleri o kurum ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin icra iflas hukukuna bağlı değil mi? Öyle bir şey yapmak istiyorsan yap, bir sıkıntı yok. Akşamdan kafama takılmıştı bayağıdır da. Ya yok. Nasıl kandıracaklar ki Hacı Efendi'ler? Sen hiç girdin mi o şey finans kuruluşlarına? Girmedin mi hiç? Sen kredi çekmeye çalıştın. Yok yok, öyle bir ziyaret ettim. Git bir baktım, otur. Ben bir sefer gittim de çok hoşuma gitti. Beni zaten tanırlarsa asla almayacaklar. Yumuşacık adamlar koymuşlar. Hacı anne hoş geldin hacı teyze. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım dedim ya. Çarşaflı hacı teyzemiş.
Ya abi benim ne kadar oldu çarpış tabi. Kaç teyzemin hılamur getirdi abi. Kaç teyzeciğim ne kadarını çekeceksin? Ondan sonra bak istersen hepsini de ilave edeyim. Bir daha kayak karım biraz daha artar. Hep kar ediyorlar. Hamdi döndüren fetva veriyor. Değil mi? Şey Hayrettin Karaman da veriyor. Veriyor. İkisi de veriyor. Evet. Efendim, bizim askeriyede komutan olan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bu kalkışmayla, FETÖ'cü terör örgütüyle hiçbir bağı olmuyor. Onlarla bazı muhabbetlerimiz oluyor. Gün içinde hep bir araya geliyoruz. Bugün de yani. Aslında onların bazı düşünceleri var. Bugün bana anlattılar, sonunda da bir soru sordular. Bunları sizinle paylaşmamı müsaade eder misiniz? Tamam. Efendim şimdi bu arkadaşlar bize şöyle bir, yani bize değil aslında, olan bitine şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile çarpışırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında çok güçlü olmadığını kamuoyuna, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o kadar da büyük bir ordu olmadığını kamuoyuna bildirmeye, bu hale sokmaya çalıştılar. İki, Ergun Okan'ı oluşturdular dedi. Bunlar hep oyun içinde oyun. Üç, Balyoz'u oluşturdular dedi. Bu ondan sonra işte Irak'ta askerimizin başına çuval geçirdiler dedi. Bunlar aslında hep Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma operasyonu dedi. Şimdi de bu darbenin aslında darbe girişimi değil de kendi düşünceleri bunlar. Yani içerideki askerler. Bunun da bir oyun olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yine FETÖ ve PKK maşasıyla birlikte ABD'nin oyunu içerisinde olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya çalıştıklarını ve bu oluşan infialde de OHAL'le Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararnamelerle acele ettiğini, acaba dış güçlerin bu elle, hükümetin eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar vermiş olabileceğini imasında bulunuyorlar. Bu da bir oyun içinde oyun olabilir mi? Aslında oyun içinde oyun var da bunların gördüğü gibi değil. Bunlar böyle yorum yapıyorlar. Bana bugün bunu anlattılar. Ondan şimdi tabii öyle görmeleri normal. Hak veriyorum buna. Ama yok. Yani şu anda evet oyunun içerisinde oyun var. Daha doğrusu oyun, kurulmuş olan oyuna karşı bir oyunla hamle var. Hani satranç gibi. Karşıdaki kimse ne hamle yapacağını tahmin ediyorsun ya. Yani. Onun tahmin ettiğine göre sen de bir oyun kurguluyorsan ve o oyunu uygularken sen onu mat ediyorsan sen güzel oyuncusun. Eğer normalde sadece onun oyununa karşılık veriyorsan bu sefer sadece onun oyununu bozuyorsun. O zaman senin onu mat etmeye gücün yok. Ama karşıdaki bir oyun yapıyor da sen daha şumulu düşünüp onun oyununa karşılık oyun kurgulayıp onu şahmat yapıyorsan sen daha iyi oyuncusun. Hem oyununun onun bu noktada oyununa karşılık oyun tezgah alacaksın, onun oyununu bozacaksın, ayrıca da şahmat edeceksin. İnşallah. Onlar şimdi böyle görmeleri normal ama normalde tabi onlar bir sivil gibi düşünmüyorlar. Evet şimdi. Efendim, psikolojileri gerçekten çok bozuk evet. Efendim onları şu anda. Ben çok üzülüyorum çok bozuklar diye. Allah razı olsun. Evet, ayrıcalıklıkları kalmadı çünkü. Asubay bunlar çok da fazla. Yok şey değil, ayrıcalıklıkları kalmadı. Evet. Çok onlar, ayrıcalıkları vardı. Ayrıcalıklıkları kalmadı, kalmayacak biraz daha. Yani onların da halkın içerisine girmesi lazım. Vatandaşın içerisinde yaşamaları lazım. Vatandaş nasıl yaşıyor, ne yapıyor, nasıl hareket ediyor onların da görmeleri lazım, bilmeleri lazım. Yani ordu millet kaynaşması lazım. Ordu millet kaynaşarak tamamlanır. Yoksa o normalde bir asker, yani daha doğrusu bir subay kendi milletine nasıl top atabilir, mermi atabilir, bombalayabilir ya? İşte onu bizim askerimiz değil diyor onlar zaten.
Onlar da öyle diyor. İç tüzükte kendilerinin de bundan rahatsız olduklarını kendileri de öyle ifade ediyorlar. Aslında iç tüzüğün zamanında da değişmesi lazım deyip kendileri de bundan muzdarip olduklarını yani diyor. Sonuçta eğer o ordunun müntesipleri, mensupları kendi halkına ateş emri veriyorsa oturup düşünmemiz lazım. O ordunun müntesipleri kendi F-16'larını, kendi millet meclisini bombalatıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Yani onlar da kendi kendilerine oturup düşünmeleri lazım. Yani biz bunu böyle yaptık demeleri lazım. Yani sen nasıl millet meclisini bombalarsın, bir de millet meclisinde görüşme olurken, devam ederken. Sen nasıl gider kendi ülkenin özel harekatçı polis yerini bombalarsın? Bu 40 kusur tane şey daha yeni Güneydoğu'dan operasyondan gelmiş kimseler. O yüzden yani onlar da kendi kendilerini düşünmeleri lazım. Yani bu millet, bu insanlar ordu göz bebeğimiz değil. Yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor, giymiyor, giydiriyor. Bütçenin büyük bir bölümü orduya gidiyor. Sen kalk F-16'yı uçur, beni bombala. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen kalk, helikopterleri kaldır. Helikopterlerle milleti tara. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen kalk, tanklarla milletin ne arabasını tanın, ne içinde insan var mı yok mu tanın. 280 tane şehit var. Böyle bir şey yok. Ya. Tabii iç yüzünü bilemem efendim. Bu soruları aslında biz onlara sorduğumuzda onlar da tabii ki onlar da aynısını söylüyor. Ama ben kendisine sordum. Sen dedim kalkıp gitseydin emirle ne yapardın? Onun sorunu kendisi de bilmiyor. Yani o diğer komutanının kafasına kalan assubay gibi mi davranırdım? Yoksa emre uyup gereğini mi yapardım? Hiç bilmiyorum dedi. O da bilmiyor. Bak o assubayın işi de ayrı bir şey. İşte o milli devlet giriyor devreye. Ne demiş binbaşı ona? Burası demiş asla buraya kimseye teslim etmeyeceksin. Önceden söylemiş. Ne demiş? Kim gelirse gelsin demiş. Önceden demiş değil mi? Buraya demiş, birileri el koymaya kalkar. Gelirsen namusun bileceğim. Buraya kimseye teslim etmeyeceğim demiş. Diyen kim? Binbaşı. Gelen kim? Tuğgeneral. Ne diyor? Buranın komutanı bu saatten sonra benim. Asubay ne diyor? Önce bir komutanıma telefon açayım diyor. Değil mi? Evet. Yok demiyor. Gerekli mi? Değil mi? Bana öyle bir emir gelmedi. Bana öyle bir emir gelmedi diyor. Çekiyor. Gün anının göbenden vuruyor değil mi? Evet efendim. O binbaşıyı seviyorum. Ne muhteşem bir binbaşı değil mi? Sonra ne yapıyor? Taburunu dışarıdan böyle emekli olmuş 3-5 arkadaş, 5-10-15-20 arkadaşını toplamış değil mi? Ne müthiş çalışma değil mi? Yani mantar tabancalarını da toplamışlar değil mi? Sonra kendi taburunu kendisi gene ne yapmış? Geri almış. Seviyorum o binbaşıyı. Öbür Genelkurmay Başkanı da esir düşüyor. Kara Kuvvetleri Komutanı esir düşüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı esir. Deniz Kuvvetleri Komutanı esir. Özel Kuvvetlerin binbaşısı şey.
dışarıdan eski asker arkadaşlarından neredeyse bunlar böyle bir yerlerden bulunup gelmiş. Çok seviyorum böyle muhabbeti. Ya takip ediyorum efendim dışarıda arabasını. Dışarıda paralel şeyciler takip ediyor, arabacılar. Değil mi? Onun arabası. Atlatıyor. Evet. Onu da atlatıyor değil mi? Ve 15-20 tane arkadaşının, kaç tane işte 15-20 tane, telefonla ulaşıyor değil mi onlara? Evet. Hepsi de toplanıyorlar. Özel kuvvetlerin silahlarına karşı gelebilecek kadar silah mühimmatı da var bunların demek ki. İtten bir arkadaş olmalı. Muhteşem bir şey ya. Hele en çok sevdiğim, alkışladığım kadınlardan kim biliyor musunuz? Tankın önünde bir kadın. Değil mi? Böyle yarım mantolu gibi değil mi? Hiç örtülü bayanlar gibi davranmıyor değil mi? Bizim örtülü buradan bir bayanı kaldıracaksın, tankın önüne koyacaksın. Asker birisi oradan ayağına ateş edecek, hiç zıplamayacak bile değil mi? Seyrettiniz mi görüntüyü? Evet, evet. Ne cesaretli Türk kadınları var ya. Ne cesaretli değil mi? Yani o kadın böyle, yani asker G3 mü kullanıyor? G3 mü kullanıyorlar şu anda? Yani G3 de çakıyor ayağının dibine doğru, ona daha böyle hareket yapıyor. Silahların gölgesinde yetişmiş Türk kadını ya. Muhteşem bir görüntüydü. Türk kadınları için gurur verici bir şeydi. Türkiye'yle baş edemez kimse. Kafamdakinden dışarı çıkmasın diye kafamı yeğliyorum. Karıncalaşıyor çünkü. Çık, çık, çık diyor. Mesajı ver. Yok, vermeyeceğim diyorum. Serin dur, sakin. Muhteşem görüntüler izledik ya. Elhamdülillah. Değil mi? Bak kadınlar bir izleyin bak o görüntüyü aklınızın ucuna getirdiniz mi? Değil mi? Asker sıkıyor değil mi kadının ayağına doğru? Yani erkeklerin ayağına sıkılsalar millet başlar oynamaya. Hiç bana mısın demedi. Ne cesaretli Türk kadını ya. İzledin mi sen onu? İzlemedim efendim. Aa, internetten bul hemen onu. İnşallah. Tankın önünde askerlerin ateş ettiği kadın. Doğru. Efendim silahını dipçiyle vuruyorlar yine kaçmıyor. O kadın mı? Evet. Hadi ya. Muhteşemdi ya. Allah yardım ediyor. Kurucuların en alası Allah. Çok 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 müthiş. Efendim ben ilk darbe olacağını 23 Nisan'da öğrenmiştim bir astsubaydan. Bana dedik hocam darbe olacak. Dedim ki öyle bir hava yok ya yani nasıl darbe yapsın yani karışıklık yok. Olacak diyordu, kesin bak diyor. Ben dedim herhalde biraz abartıyor. Dedi ki, şu anda benim 3 tane mahkemem var. Beni FETÖ'cü diye atmak istiyorlar dedi. Dedim şikayet et. Kimi şikayet edeceğim hocam? İstihbarat bunlardan zaten diyor. İşte siyasilere ulaşmaya çalışmışım kaç tane. Dinlediler, beni başından savuşturdular diyor. Tek tek çetere tutuyorum dedi. Beni savuşturana FETÖ'cü diye işaretliyorum artık dedi. Tek tek. Ondan sonra ama diyor çözse diyor bir Tayyip çözecek diyor. Yoksa diğerlerin hepsi diyor korkuyorlar diyor bu örgüt bunların başına bir aşacak diye işte 15 Temmuz'da darbe oldu dedim. Adam dedi gerçekten. Nerede o şimdi? Şu anda şeyde Gölcük'te az su var denizde. Atılanların içinde değildir şimdi o. Yok.
Onun kadar bile vermişlerdir. Bilmiyorum efendim. Vermişlerdir kesin. Mafya bir 95'e dönmeden bir arkadaş vardı. Bu adam öğreniyorum da darbeden sonra. Bu ilk acem birliğinde siz demişler, çekmiş komutan iyi çalışıyor. Yani böyle kaytarmayın. Savaşın göbeğine düşmüşsün demişler. Darbeden sonra Facebook'ta yazmışlar. Hala da bunu kastediyordu diye. Yok, darbe olacağı belliydi de, yani herkes 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordu darbe olacağını ama darbenin ne taraftan olacağını tahmin etmedi hiç kimse. Efendim şey diyordu, benden belge istiyorlar diyordu. Evet, çok oldu. Darbe olacağına dair bana belge getirin diyorlarmış. Ya diyor, darbenin belgesi mi olur diyor. Hukuki bir şey değil ki diyor. Nasıl? Ama diyor, elimizde veriler var diyor, yok değil diyor. Hani adamların teşkilatlandığı belli, elimizde veriler var mı? İlle belge istiyor diyor, darbenin diyor, belgesi mi olur diyor. Diyor, ne kadar tarikatçı, nurcu varsa attılar diyor FETÖ'de diyor. Kendi adamlarını yerleştirdiler oraya diyor. Öyle kandırdılar bile diyor. Yani mukadipleri de öyle kandırdılar. Bunlar FETÖ'cü diye kandırıp kendi adamlarını yerleştirdiler artık. Ama dediğiniz gibi demek ki yani onların da bir üst aklı var ki ona müsaade etmişler. Toptan temizlik oldu şimdi. Bir kimse kendisini kuvvetli gördükçe kendisini faş eder. Kendisini kuvvetli görmeyen bir kimse kendisini faş etmez. Hep kapalı kutu kalır. Ne zaman kendisini kuvvetli hissedir, sarsılmaz, yıkılmaz halinde gördü, o zaman kendisini faş eder. Şenlik devam edecek. İnşallah. Civciv 21 günde, insanlar 9 ay 10 günde, filler 16 ayda. Hiç beni ilgilendirmiyor. Akıbetinden sorumlu değilim çünkü. Hiç öyle şeyler düşünmem ben. Ben sadece vatanım için, milletim için çok hayırlı bir şey olduğunu görüyorum kendimce bu hadisenin. O yüzden yani ben mesela devletin belirli bir kesimin, belirli bir fraksiyonun elinde olmasını istemem. Devletim adına istemem. Ben devletin çünkü belirli bir fraksiyonun emrinde, belirli bir fraksiyonun elinde olmasını istemem. Hatta din noktasında dahi belli bir hizbin eline geçmesini istemem. Mesela ben sadece sufilerin devleti yönetmesini istemem. Açık açık. Yok. Ya mesela bu Mehmet Görmez yeni Diyanet İşleri Başkanı olduğunda müftülere talimat vermiş. Oradaki işte hani böyle STK'ların başındaki kimselerle istişare edin, ne istiyorlar, ne istemiyorlar diye. Tabi STK dedikleri işte tasavvuf grupları, tarikat grupları. Bursa'da da toplantıya gittik, ben direkt söyledim orada, yazılı olarak. Çünkü onlar Diyanet'e gidecekmiş, yazılı o şeyler. Ben yazdım, bir Diyanet'ten dedim, belli bir mezhepten, belli bir meşrepten, belli bir hizipten fetvaydı. Sohbetti, kürsülerden bununla alakalı bir şey istemiyorum diye baştan söyledim. Dedim, Diyanet'ten sadece Kur'an ve sünnet istiyoruz dedim. Diyanet'ten Hanefi fıkhına göre, Şafi, Maliki, Hanbeli'den dahi fıkhi noktalarda belli bir mezhepsel konuşma olmasın, belli bir meşrepsel konuşma olmasın diye özellikle söyledim. Ya benim kendim şahsi kanaatim. Bu devlet belli bir
mezhep, meşrep, tarikat yapılanmasına müsaade etmemeli. Herkesin bir tarikatı, bir mezhebi, bir meşrebi olabilir. Bunu devlete taşımamalı. O yüzden normalde şey olarak bunun iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Devletin hiçbir kademesinde insanlar hizipleriyle orada olmasınlar, ehliyetleriyle orada olsunlar. Bu şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilerisi için iyi olacak. Ya normalde mesela Türkiye'deki bu hiziplerin kendilerince Kur'an ve sünneti öğretme ve yaşatma dertleri varsa bunda bir sıkıntı yok. Yani bu sufi gruplar, cemaatsel gruplar kendi müntesiplerine iyi birer insan olmayı öğretmeliler. Devlette belli kademeler almayı değil veya belli yerlerde belirli şeylere peşkeş çekilmesi değil, belli pastaların belli insanlara aktarılması değil. Herkes alnının terinin karşılığını alsın. Okuduğunun, çalıştığının, amelinin karşılığını alsın. Yani birileri bir tarikata müntesip, bir cemaate müntesip, belli bir hizbe müntesip, belli bir partiye müntesip diye belli yerlere getirilmesin. Ben bunlara karşı insanım. O yüzden herkes alnının teriyle yürüsün, yaptığı işle yürüsün. Bu bizim cemaattan da gideyim ondan alışveriş edeyim, bu bizim cemaattan gidin ondan alışveriş edeyim. Veyahut da burada işte bizim cemaatin adamı, o girsin işe. Veya bizim işte cemaat denilince hemen malum cemaat akla geliyor da ben herkes için söylüyorum. Bu bizim işte dergahtandı, bu girsin işe. Yani hak ise girsin, çalışsın, çabalasın, girsin. Temizlik olsun şimdi bu, yani devlet bu noktada herkese eşit bir seviyede dursun. İnşallah. Normal bir şey değil çünkü. İnsanlar korkar oldu cemaatten. Yani iş adamlarına gidiyorlar veya çalışanlara adama diyorlar 20 milyar keseceğim, 30 milyar keseceğim çek. Adam maliye gelecek, bilmem ne gelecek diye kesiyordu çek. Dediğiniz tehlike de var hocam. Yani normalde insanlar cemaatlere, tarikatlara karşı biraz böyle evet mesafeli davranacaklar belki de ama onlar zaten mesafelidir şu anda da. Yani özel mesafeli davranacak değildir onlar. Sıkıntı yok ya. Selamünaleyküm. Hakkınızı helal edin.